%95'i işaatini tamamladık. Burada gerekli güvenlik önlemleri, peyzaj önlemleri ve trafikle ilgili, sinyalizasyonlarla ilgili inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ayın 15'inde ilk test deneme sürüşlerimize başlayacağız. Bu ayın 15'inde. Raylı sistem inşaatında 5380 metre kısımda iki tane viyadüğümüz bulunmaktadır. Biri 300 metre uzunluğunda, biri 150 metre uzunluğunda. İki tane viyadük inşaatını tamamladık. Bir tane aç kapamamız var. Aç kapanın uzunluğu yaklaşık 340 metre uzunluğundadır. Burada ayrıca üniversiteye geçişlerde hastaların daha rahat geçmesi adına bir tane de üst geçitle beraber bir bas geçişimiz olmuştur üniversite hastanesine. Bunun da inşaatı hemen hemen bitmek üzeredir. Yaklaşık 285 metre uzunluğunda bir çelik köprü yapıyoruz. Çelik köprü 115 metre uzunluğunda bir tüp geçitle bağlanıyor. Tüp geçitinde içinde yürüyen bantlarla beraber hastaların daha rahat yolculuk etmesi, birazcık da havalanında olan sistemle beraber yürüyen bant üzerinde yürüyecekler. Böylece hasta naklini daha rahat, daha huzurlu bir şekilde yapmış olacağız. 150 bin metreküp kazı yaptık bu zamana kadar. 70 bin metreküp dolgu yaptık. 60 bin metreküp beton döktük. 5500 ton demir kullandık. 500 ton çelik kullandık. Hat güzergahı boyunca 7 tane durak istasyonumuz mevcuttur. 7 durağın kanopi işleri, parke, bordür, çevre düzenleme işleri devam etmektedir. Hedefimiz 2019'un ilk 2 ay içerisinde Ocak-Şubat aylarında devreye almak olacaktır. Ve şehrimize yeni bir eser kazandırdığımız için mutlu olacağız. Kalan %5'lik kısım daha çok peyzaj, çevre düzenlemeleri, güvenlik işleri olacak. Durakların, işte kanopilerin yerleştirmesi, bordürlerin, plaktaşların döşenmesi ve bir 6.45 metre eğimli olan 800 metrelik bir kısmımız var. Buranın da elektrikle ilgili, ısıtıcı ile ilgili bir proje geliştiriyoruz. Burada 800 metre kısmı güvenliğini daha da arttırmak üzere belki Türkiye'de hiç kullanılmamış rayı komple ısıtmanın hesabını ve proje çalışmalarını devam etmekte. Bu kısmı halledeceğiz. Bu ısıtmanın önemi nedir? Neden ısıtılıyor sadece o 800 kilometre? Bu daha 800. Çok rayda 6.45 eğimde çise yaptığında aynı yollarda asfaltta olduğu gibi arabalar sabunlama kayar daha çok eğimde. Eğimde çıkış ve inişlerde güvenliğini arttırmak için değerlendiriyoruz. Bununla ilgili üniversite raporlarından da gerekli faydalar üniversitelerden bilgileri aldık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam etmekte. Bu ray ısıtıcı işini de büyük ihtimalle Ocak-Şubatları bulacaktır yerine imalatı. Bu şekilde tamamlayacağız.